Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selametinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün Hatay'a geldik, sonra köye geldik. Şimdi eve yeni geçiyoruz böyle. Evi sizlere göstereyim. Daha yeni giriyorum şu an. Şöyle. Böyle. Ev birazcık tabii ki dağınık. Şimdi buranın temizliğini yapacağız inşallah. Şöyle. Buranın temizliğini yapacağız. Ondan sonra oturacağız inşallah. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Esselamun aleyküm sayın takipçiler. Hayırlı sabahlar. Şimdi saat 7 sabah. Bugün domates bakmaya geldik. Salça yapacağız. Şöyle domatesleri göstereyim. Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün köydeyiz. Domatesi aldık. Köye geldik. Şimdi domates yapmaya başladık. Tabii ki sabah erkenden. Şimdi saat 8. Biz saat 6'dan önce kalktık. Domatese başladık. Ama maalesef elektrik kesikti. Biraz işimiz aksadı. Ama şimdi dua ettik. Çok şükür elektrik geldi. Şimdi nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. İnşallah. Şöyle evi göstermiştim size ilk geldiğimizde. Şimdi de evi biraz düzene koyduk. Temizlik yaptık. Şimdi domates salçasının yanına gidelim. Orada var mı şey, domates? Şimdi sayın takipçilerim, biz ara verdik domatese. Kahvaltımızı yapacağız. Gerçekten acıktık ve yorulduk. Böyle size köy kahvaltısını göstereyim. Köy kahvaltısı. Bu şekilde böyle çekmem gerekiyor değil mi? Yani. Hani öbür çeşit. Şöyle. Tabaraki tu bana diyorum ki Maria tuz koymuş. Köy kahvaltısı böyle. Yani sayın takipçiler köy hali böyle. Ancak bu kadar olur. Bir de iş yapıyoruz tabii ki. Şu an salça yaptığımız için. Yani bu kadar fazla özenemiyoruz. Bu bizim tuzlu yoğurdumuz. Biliyorsunuz vazgeçemediğimiz tuzlu yoğurt. Bu da keçi peynirimiz. Bu da bizim sürkümüz. Benim yaptığım sürk. Zeytin. Domates, salatalık. Kavun. Bizim Hatay altınözü biberi. Bizim bahçenin maydanozu. Bizim bahçenin evet maydanozu nane. Şimdi yeşillikleri inşallah yiyeceğiz. Ve bu biberleri mutlaka yiyeceğiz. Yoksa bunları yemeden yapamıyoruz. Bunları çok seviyoruz. Acıyı çok seviyoruz. Ama biberler gerçekten çok güzel. Şöyle dikkat ederseniz. Bahçeyi size yarın gösteririz. Yarın bahçeyi inşallah müsait olduğum zaman bahçeyi gezeriz beraber. Sizlerden paylaşırım. Şöyle maydanozlarımız da çok güzel. Şöyle. Çayımız. Daha ne isteyeceğiz? Biz kahvaltımızı yapalım.
Görüşürüz inşallah. Etrafı da sizlere göstereyim. Bizim paşamız, paşamız da orada. Böyle. Görüşürüz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim, şimdi kahvaltımızı yaptık. Şimdi karpuz yiyeceğiz. Sizlerle paylaşmak istedim. Bahçeden topladık. Organik karpuz. Ama böyle hani kötü görünüme bakmayın. Karpuz güzel aslında. Organik ya. Ama kusura bakmayın, biz daha çok kırmızı çıkacağını tahmin ediyorduk. Ama gerçekten ne kadar böyle olsa da lezzeti bambaşkadır. Çünkü karpuz organiktir. Evet. Eski, çok lezzetli. Keşke bütün karpuzlar böyle olsaydı. Eskiden karpuzlar hep böyle, şöyle bir göstereyim. Karpuzların çekirdeği kesinlikle kaliteli karpuz aslında. Çekirdeği iri olmalı. Ve eskiden asla ufak çekirdekli çekirdekli karpuz yoktu. Ama sonradan nereden geldi bilmiyorum, unuttum mu. Ama aslında kaliteli ve yerli karpuz budur. Ama tabii ki biz bunu öylesine topladık. Daha güzel karpuzlar var. Daha sonra inşallah sizlerle paylaşırız. Ama gerçekten karpuzlar inanılmaz lezzetlidir. Biz evdeyken çarşıdan alıyorduk ama hiç yiyemiyorduk gerçekten o karpuzları. Hepsi yapay karpuzlar. Geninde oynamışlar muhakkak o karpuzların, hep kabak karpuz. Ama bu görüntüsü böyle olsa da karpuz çok lezzetlidir. Buyurun, size de ikram edelim. Karpuzumuz ne kadar kırmızı çıkmasa da yine çok lezzetli. Benim için lezzetli ve kıymetlidir gerçekten. Bizlere afiyet olsun. Şimdi sayın takipçilerim, buraya geldik. Biz ocağımızı kurduk. Aslında dün de biz salça yaptık. Önceki gün de salça yaptık ama tabii ki sizlere çekim yapamadık. O yüzden şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yaptığımızı. Nerede pişirdiğimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen gidelim. Bak, böyle bir şey yapıyor.
şimdi altını yakacağız. Evet. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi sayın takipçilerim böyle. Asla çekirdeği hiçbir şey içinde bırakmıyorum tabii ki. Ben kendi salçamı bu şekilde yapıyorum. Ve ben eğer gerçekten sayın takipçilerime yani kim istiyorsa siparişlere satış yapacaksam ben ne yiyorsam aynısını müşterilerime de aynı salçayı veriyorum. Yemediğimi asla müşterime de vermiyorum. Bunu bilmenizi isterim. Kesinlikle salça en güzel şekilde ve hiç bu piyasada böyle salça zaten yok yani. Şimdi de ateşi yakacağız. İnşallah onu sizinle paylaşacağım. Görüşürüz. Şimdi salçamızın altını ateş yakmaya gidiyoruz artık. Her şey hazır. Onlarla sizlerle paylaşacağım inşallah. Burada da köpeğimiz gölgede yatıyor. Hava çok sıcak gerçekten. Şöyle. Köyün camisi yeni yapıldı. Eskisi yıkıldı, yenisi yapıldı. Çok güzel bir cami maşallah. Şöyle etrafı. İnşallah ateşi yakmayı başaracağız inşallah bugün. Hepsini o kağıdı koymasaydın Adnan Bey. O kağıdı gerek yok. Yani daha sonra lazım olur diye. Evet. Ateşimiz yanacak inşallah şimdi. Baksana olmuş salça olmuş şimdi. Maşallah berekallahu aleyhi ve salçamız dua edelim salçamız güzel olmuş olsun inşallah. Sayın takipçilerim sipariş verecek olan varsa bakın sipariş gerçekten sipariş o kadar çok ki ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten kolay değil ve çok yorucu, aşırı derece yorucu ama gerçekten elimden geleni yapmaya çalışacağım ve kim sipariş vermek istiyorsa hemen versin ona göre yoksa bitirip gideceğiz artık. Ama siparişi verecekseniz hemen verin. Ona göre yapalım. Yapabilirsek tabii inşallah yapacağız. Yani biz salçamızı bu şekilde yapıyoruz. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Dün kayınvalidem yine yapmıştık. Önceki gün yine çekim dediğim gibi size çekim yapamadım. Önceki gün yine böyle bir kazan pişirdik ama çekimi gerçekten yapamadım çünkü elektrik yoktu, şarj, telefonun şarjı da yok. Burada her şey kısıtlı, elektrik kesiliyor, suylar kesiliyor, yani o kadar her şey, imkanlar kısıtlı tabii ki. O yüzden çekemedim, isterdi, üzüldüm yani çekemedim diye. Ama şimdi işte sizlerle paylaşıyorum, aşama aşama daha paylaşacağım inşallah. Siz de umarım inşallah beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Ama burası gerçekten şu an güneş ya ateş gibi. Ama biz bunu pişirmek zorundayız. Biz asla suyun
suyunu sıkıp hemen pişiririz ekşimesin diye. Biz öyle alışmışız, yiyemeyiz yani. Her şey zamanında aniden hemen yaparız yani, bekletmeyiz. Böyle alıştığımız için. Bandırlarımız var. Evet. Bandırları gösterelim. Burada şöyle size paylaşayım. Burada ateş yanarken. Burada da yol kenarında. Bunlar bizim değil gerçi ama bir işte hatır için biz hayvanın boynunu satışını yapacak. Yani biri geldiği zaman hayvanın ilgileniyor. Burada standartlar satılıyor böyle. Gerçekten maşallah. Böyle çamurlar örülüyor. Şöyle içini göstereyim. O yapılmış halini ben sizlerle ekmek yaptığım zaman sizlerle paylaşacağım inşallah. Ve tandırlar böyle. Biz de bu tandırları yani alıp korktuk. Kaybolmak korktuk. Şöyle. Burada her şey doğal. Her şey organik. Gerçi zor ama bir de o kadar da güzel. Evet, o kadar da güzel gerçekten. Şöyle. Burası daha önceden de sizlerle paylaşmıştım bu yolu. Tam bizim evin dibinde. Bu sınıra doğru gidiyor, cilve gözüne. Bu yeni yapılıyor. Bu salça inanılmaz güzel oluyor gerçekten. Biz bu salçadan başka hiç asla gerçekten yiyemiyoruz. Çünkü buna alıştığımız için başka salçaları yiyemiyoruz. Onun için her zorluğa katlanıyoruz. Yeter ki güzel olsun, kaliteli olsun, organik olsun. Şu an ateşimiz yanmıyor. İnşallah yavaş yavaş kaynayacak salçamız. Ama artık saatlerce tabii ki ateşi yakacağız. Saatlerce böyle pişireceğiz. Ta ki salça haline gelene kadar bu ateş yanmaya devam edecek inşallah. Bu şekilde görüşürüz inşallah. Şimdi salçamız kaynamaya devam ediyor. Sayın takipçilerim, dikkat ederseniz leğen doluydu. Şu an neredeyse yarısına gelmiş. Allah'a bereket versin inşallah. Hayırlısıyla pişmeyi nasip etsin inşallah. Böyle. Ateşe bakalım, ateş. Ateşimiz böyle görünüyor. Çok bu salça çok aşırı derecede odun istiyor pişmesi için. Tabii ki bu su halinde. Ondan sonra kaynaya böyle katılaşıyor o salça. Ama daha bundan lezzetli bir salça yok yani gerçekten. Yiyen bir daha başka salça yiyemez zaten, bundan eminim.
Sizlere de nasip olur inşallah. Kısmet olur alırsınız inşallah, sipariş verirseniz. Tadına bakarsanız. Bir daha başka salça yiyemezsiniz. Sizle alışkanlık yapar. Biz de alışkanlık yaptığı gibi. Dediğim gibi salça nasıl yapıldığını sizlerle aşama aşama paylaşacağım inşallah. Böyle. Arkadaşlar bahçeye geldik. Orada salçamız kaynıyor. Ama biraz bahçeye gelelim dedik. Yemek yapmak için akşama. Bamyamız var burada. Biraz bamya toplayalım dedik. Böyle. Poşet getirmedin. Yok mu poşet sende? Poşeti getirdim ben, bir tane şeye koydum. Nerede poşet anne? Lübiye koyacağım. Oradan eve bakın. Bu organik karpuz. Karpuzun güzelliğine bakın ya. Gerçekten. İnanılmaz güzel. Getirdin mi? Şimdi bamyalarımızı buraya alıp koyalım. Şöyle. Al. Karpuz yiyeceksin. Ben yok yemeyeceğim. Zeytinlerimiz böyle. Şöyle. Yeşil zeytinler olmamış ama yakın. Maşallah. Onun şeyini yap, çok güzel. Neyi? Böreğini. Ha, belki biraz yapar pişirir. Yarın yapayım, bugün yapma. Tamam. Semiz otu bulduk bahçede. Böyle. Yaprak da topladık. Ama sizlerle toplarken sizlerle paylaşamadım. Şöyle. Çok güzel yapraklar.
şeyini. Hangisini? Onu görmedim de ama bak şimdiden paylaşmış. Burada da. Lübya topladık böyle. Maşallah, berekallah. Tuzunu koyun. Tuz biraz daha koyarız inşallah. Şimdi nasıl koyalım? Ha, biraz daha. Biraz daha pişsin. Akşam olmadan inşallah pişer. Değil mi inşallah? Karanlığa kalmayız. İşte diyor bak, karanlığa kalmadan. Al canım. Şöyle. Biraz daha şunu. Bak, daha erken elektrik olsaydı şimdi daha erken pişerdi. Tabii ha, çoktan pişmişti. Bir de biz önce ateş vermedik fazla aslında. O oyalandık. Verseydi şimdiye inerdi. Ben ne zaman geldim verdik şeyi, bak eksildi. Maşallah, barakallah. Tabii ki salça yapmak kolay değil. Gerçekten çok zor ama o kadar da lezzetli tabii. O yüzden katlanıyoruz yani böyle. Evet. Emek etmeden yemek olmaz. Mutlaka. Emek edeceğiz. Sonra yemek yiyeceğiz. Şimdi tuzunu koyacağım. Pişmeye yakın. Artık kıvamı bu şekilde olunca tuzunu vermeye veriyorum. Böyle dibi tutmaması için sürekli kreklemeyle karıştırıyorum.